Ekibimizin ulaşım için yaşadığı bu sıkıntı gösteriyordu ki dünyanın teknoloji devi Japonya hiç beklemediği ve yönetmekte gerçekten zorlandığı büyük bir afetle karşı karşıyaydı. Büyük uğraşlardan sonra tsunami'nin vurduğu yerlerden biri olan Sendai bölgesine ulaşan ekibimiz ilk iş olarak kriz merkezine kayıtlarını yaptırıyor ve yetkililerden son durumla ilgili bilgiler alıyorlardı. Aslında kriz merkezinde konuşulan ilk resmi ve gayri resmi bilgiler tartışılıyordu. Yani polisin vermiş olduğu bilgiler 10 binin üzerinde insana ulaşıldı. Hayatını kaybeden insana ulaşıldı ama resmi olarak Japon hükümetinin vermiş olduğu rakamda 1800 civarlarındaydı biz oraya vardığımızda. Bu bilgileri birleştirdiğimiz zaman ve kayıp insan sayısında tahmini kriz merkezinden aldığımızda bizler 50 bine yaklaşabileceğini tahmin etmiştik o gün itibariyle, o sabah itibariyle. Ve bu da gerçekleşiyor zaten gün geçtikçe işte hatta ulaşılamayan ve ulaşılamayacağı çoğunlukta olan insanlar var halen. Ve de kimin kaybolduğunun normal kısa bir süreçte tespit edileceğini zannetmiyoruz. Neden? Birçok resmi daire ve kurum ve kuruluşlar tsunami'den dolayı yok olmuş durumda. Burada kaynaklara ulaşma zorluğu da var, sıkıntısı da var. Belki 3 ay sonra, belki 5 ay sonra bunlar belli olabilecek. Kaybolan insan sayısına kadar sağlıklı bir şekilde. Kriz merkezine gitti de işte biz Türkiye'den geldik. Türkiye'de İHA'danız, buraya yardım için geldik. Dediğimiz zaman adamlar gerçekten de şaşırdı. Yani siz nereden çıktınız gibisinden hiç kimse gelmedi de bir tek Türkiye'den bu kadar uzak yerden sizler mi geldiniz dediler. Ve biz anlattık yani özellikle Türkiye'deki depremde ilk olarak Japonların Türkiye'ye geldiğini, ilk gelen yardım ekiplerinin onlar olduğunu, bu bir vefa borcudur. Biz de onun için buradayız, size yardım için buradayız. Buradaki ortam gösteriyordu ki Japon devletini ve insanları yaşadıkları tsunami afeti değil de bundan sonra yaşanacak nükleer felaket korkutuyordu. Merkezde yabancı ülkelerden bizim dışımızda hiçbir yardım kuruluşunun olmaması Japonların yaşadığı bu korkunun diğer ülkeleri de sardığının açık bir göstergesiydi. Tsunami'den kurtulan insanlar işte okullara, tiyatro salonlarına ve de devlet binalarına sığınmış durumdalar. Yani gittiğimiz insanların birçoğu saat 4 ve 5 civarıydı. Sabahtan beri kahvaltı yapmamışlardı. Sorduğumuzda yani kimse gelip gidiyor mu? Hiç kimse yok. Yani bölgede gerçekten şaşırmıştı. Yani Japonya gibi bir yerde bizim beklediğimiz işte United Nations ve onun altındaki bütün kuruluşlar şu anda bölgede aktif olarak çalışıyorlar. Herkes şu anda bölgeye yardım götürüyor. Herkes tsunamizedelere yardım götürüyor ama biz hiç kimseyi görmedik ki Japon devleti de yoktu pek bölgede. Yani bir tek bir kriz merkezi kurmuşlar. Orada da işte birkaç tane asker, birkaç tane sivil var. Ama onların da fazla bir şey yaptıkları yok. Sadece işte gelen insanların kayıtlarını alıyorlar. Ekibimizin tsunami felaketinin yıkımıyla yüz yüze geldiği ilk yer olan Sendai, yaşanan depremden neredeyse hiç etkilenmemesine rağmen tsunami'nin getirdiği dalgalardan sonra adeta bir moloz yığını görünümündeydi.
Bu görüntüler gösteriyordu ki felakette ölenlerin sayısı tahmin edilenin çok üstündeydi. Sen dahi aslında dışarıdan baktığınızda, ilk gördüğünüzde 9 şiddetinde bir depremi yaşamamış, tsunami'den etkilenmemiş, yani Japonya değil de işte hiç alakasız birisini götürseniz, sorsanız bu şehir nasıl bir şehir? Gayet güzel, koskoca plazalar, binalar yerli yerinde duruyor. Ama marketlere gidiyorsunuz, marketler kapalı. Benzin istasyonları gidiyorsunuz, benzin istasyonları. Şehrin hemen dışına çıktığınız zaman tarlalarda, daha doğrusu ziraatin olduğu, tarımın olduğu yerlerde, suların çekildiği yerlerde cesetlerle karşılaşmaya başlıyorsunuz. Sahile inmeye başladıkça yok olan, haritadan silinen yerleri, yani o koskoca binaların, yerleşim yerlerinin nasıl çer çöp haline geldiğini bizzat şahit oluyorsunuz, görüyorsunuz. Ve tsunami'nin etkisi, yani suyun etkisi normalde 5 kilometre etkili alanı. Ama nehir yatağının olduğu bölgeden 50 kilometreye kadar ulaşmış sular. Çok geniş bir, yani boylam olarak aldığınızda hemen hemen 200 kilometrelik bir sahil şeridini etkisine almış bir felaket. Baktığınız zaman 4 katlı binanın üzerinde bir araç da görebiliyorsunuz. Bir balıkçı teknesi de görebiliyorsunuz. Ormanın içerisinde ağaca asılı arabayı da görebilirsiniz. Yine bir balıkçı teknesini veya sürat teknesini de görebilirsiniz. Çok insanı şok eden görüntüler. Yani Japonya gibi tedbirli, uzun vadeli tedbirler alan ve depremle yaşamasını bir kültür haline getirmiş. Milletin nasıl aciz kaldığını, teknoloji devi, ekonomi devi Japonya'nın, Japon halkının nasıl suya muhtaç hale geldiğini, ekmeğe muhtaç hale geldiğini görmek, ki afetin ilk günlerinde bunu görmek bizi hakikaten şoke etti. Yani beklenmedik bir durumdu bizim için. Bizim beklemediğimiz bir durumdu.